Siz benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu dediniz. Gayet tabii. Her Cumhuriyet Halk Partili'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yani ben de Cumhuriyet Halk Partiliyim. Bunun üzerine konuşmayı, tartışmayı, tekrar tekrar didişmeyi e, gerek e, görmüyorum. Gerekli de görmüyorum. Yanlış da buluyorum ayrıca. O tartış ama tartışma da var mı? ama. E, olabilir. Benim dışında bir durum. E, Cumhuriyet Halk Partisi seçime girmiyor. Yani altılı masa diye bir ittifak masası var. Genel Başkanım da aynı şekilde tarifliyor. Doğru karar altılması verecek. Siz hiç görüştünüz mü sen Genel Başkan'la bu konuda? Daha pazartesi beraber. Ya onun adaylığını konuştunuz mu hiç? Ya geçen hafta pazartesi konuştuk. Bizim görüşmemizle ilgili e, konuşma detaylarını verebilecek tek kişi Genel Başkanımdır. Ben e, Genel Başkanımla e, oturuyoruz bazen 3 saat 4 saat konuşuyoruz. İstanbul'un projelerini anlatıyoruz. Genel seçimle ilgili yapacağımız işlerden bahsediyoruz. Ama kişisel konulara girmiyoruz. Yani mesele... Partimizin sorunlar oluyor, konuşuyoruz, birçok konuya giriyoruz. Kişisel konu değil ki bu yani... Hayır hayır, şu anlamda. A mı B mi C mi o onların alanında. Bana bir soru sorarsa tabii ki cevabını e, veririm ya da bildiğimi anlatırım o ayrı bir şey ama... ...bizim konuştuğumuz biraz daha İstanbul odaklı. Artı bu genel seçime doğru ne tür katkılar sunacağımız odaklı. Varsa tabii partimizle ilgili yapmamız gereken hususlar. Siz İsmail'in, bizim sevgili İsmail Küçükkaya'nın buradan selamlar olsun. Ee, programında dediniz ki... Bu saatten sonra bu seçimi iktidar kazanamaz. Muhalefet kaybeder. Bizim de asla kaybetmeye niyetimiz yok dediniz. Kesinlikle. Ben bunu okuyunca şunu anladım. E, doğru bir aday göstermek zorundayız. Doğru bir süreç işletmek zorundayız. Ve biz bu seçimi ancak kendimiz hata yaparsak kaybederiz. Yüzde öyle. Doğru mu? Ya, anmışım? Tabii tabii yüzde yüz öyle. Ben bunu her yerde söylüyorum. Kendi partililerimle, toplantılarda, vatandaşlarla buluştuğumuzda... Tekrar söylüyorum. Muhalefet olarak, yani bizler... Bakın... Bunda Millet İttifakı da var. Millet İttifakı da var. Altılı Masa da var. Diğer partilerin kapsadığı alan da var. Bakın ben niye? Demokrasi talebi olan hangi siyasi parti ise bugünkü rejimin bu ülkeyi ne kadar geri götürdüğünü görüp sağlarda söyleyen kim var ise bu süreçte doğruları yapmakla yükümlüdür. Doğruları yapmakla diyorum. İlla işte aynada oy verin vesaire. O ayrı bir şey yani. Bakın o, oy, oy meselesi ayrı bir şey. Doğruları yapmak. Bu süreç yönetiminden tutun tabii ki aday belirlemeye varıncaya kadar da altılı masanın sorumluluğunda. Bunu benim genel başkanım da söylüyor. Şey, ne diyorsunuz? E, İyi Parti genel başkanı da söylüyor. E, sayın Davutoğlu da, sayın Babacan da, Gültekin Bey de, e, sayın Karamolluoğlu da söylüyor. Yani doğruları yapacağız, süreçleri doğru yöneteceğiz. Kaldı ki olan da bu. Dolayısıyla hani bu saatten sonra bugünün iktidarı bu ülkede seçim kazanamaz. Sadece biz kaybederiz. O da nasıl? Yani muhalefet kaybeder. O da nasıl? Hata yaparsak. Hata yapmayacağız. Hata yapma lüksümüz yok. Yanlış aday gösterme de bu hatanın ya, parçası değil her mi? Her şey. Her şey. Yani Dediğim gibi süreçlerde yanlış yapmaktan, uzlaşı içerisinde çalışmamaktan, aday tercihi yaparken onun e, niteliklerini, kişiliklerini, mesela genel başkanımız ne diyor? Egosu yüksek olmayacak diyor. Haklı. Örneğin yani. Çünkü kapsayıcı olan sadece kendi bildiğini yapan değil, sadece bir iki insan üzerinden süreç yöneten değil, kendi egosunu tatmin eden değil. Zaten usandık. Anlatabiliyor muyum? Zaten usandık. Çalıştığı herkesi değerli hissettiren, geçen günkü programda da söyledim. Ya bugünkü iktidarın mensupları, sayın bakanlar veya diye ben biliyorum bürokratların e, istediklerini yapamadıklarını. Ben yaşıyorum. İsim mi vereyim yani? Buna bakan da dahil, başkaları da dahil. O insanlar basit bir konuyu bile, basit bir konuyu bile yukarıya taşımayı işaret ederken, kendi fikirlerini katsa, o da kendi genel müdürlerini katsa, bakan yardımcılarını katsa, ortak akılla kararlar verirse, bugün çok iyimser konuşamayacağım ama bugünün iktidarı bile en az, en az hatası yüzde %30 azalır. Bakın en az hatası %30 azalır. Ama bunu yapacak feraset orada kalmadı. O bakımda bütün bu doğru kararlar alınırsa, ee, bir doğru adaydan süreç yönetimine varıncaya kadar e, biz zaten seçimi Allah'ın izniyle kazanacağız. Millet İttifakı'nın liderleri bir cumhurbaşkanı adayı profili tanımlıyorlar. Tamam. E, liderler her biri anlatıyor. Meral Hanım da anlatıyor. Temel Bey de anlatıyor. Bu aday profillerinin bu tanımlanan aday profillerinin özelliklerini siz nasıl buluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, ben dinlediğimde yani o profil tanıtımı konusunda e, özellikle hani genel başkanımızın e, söylemlerini e, dinliyorum. Yani orada işte e, e, milletin güvenini elde etmiş, şeffaf, demokratik, bütün kavramları bünyesinde taşıyan, işte az önce dediğim gibi e, egosu yüksek olmayan, efendim söyleyeyim tek başına karar vermeyen, e, birkaç insanın e, arasında olduğu bir heyetle değil, bütünlükçü bir yapıyla herkesi içine katan altılı masanın fikrini alan altılı masayla oturup düşünen yarın da böyle istişare şeklinde sürecin yönet çünkü seferberlik dönemi Candaş Bey. Bugün de seferberlik dönemi, seçimden sonrası da seferberlik dönemi. Onun için diyorum bu omuz her yükü taşır geliyor bana. Ne diyorum? Ben çok koşacağım. İstanbul'da 150 günde 150 proje üreteceğim. Yarın bir 150 proje daha açılışını yapacağım. Niye? İstanbul Millet İttifakı'nın altılı masanın en fazla anlatacağı şehir en fazla örnek göstereceği şehir vatandaş sorduğunda sen sosyal yardımlarda ne yapacaksın diye sorduğunda ilk İstanbul'un örneğini verecek. Peki altyapı yatırımı yapacak mısın dediğinde ilk İstanbul'un metrosunu anlatacak. Yeşil alan yapacak mısın İstanbul'a? Kreş yapacak mısın İstanbul'a? anlatacak. Tabii ki Ankara'nın çok güzel işleri var. İzmir'in zaten biz lokomotifiyiz. Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Eskişehir, Aydın, Muğla hepsi. Hatay, Antalya hepsi. Ama o bakımdan hani biz e, bu sürecin neferleri olmak durumundayız ama az önce söylediğim kavramları bütünlükçü olarak hayata geçirecek olan altılı masa süreci en iyi şekilde yönettiğinde bizler de hazırız kaybetmeyiz. Buna az önce sorduğunuz işte o adayın nitelikleri e, tarifi de dahil. O kısmında zaten başta genel başkanım olmak üzere bütün genel başkanlar net bir biçimde tarifliyorlar. Ee, geçenlerde bir video vardı. Bir haber oldu daha doğrusu. Bir, bir taksi şoförü e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne e, müşterilerin, vatandaşların yaptığı şikayetlerin hızlıca taksicilere ceza olarak döndüğünden e, şikayet ediyordu. Ben baktım o paylaşımın etrafına sağına soluna falan sizi etiketleyenler, belediyeye etiketleyenler korkunç bir teşekkür. Hele ağzınıza sağlık, elinize sağlıklar. Ya Türk, İstanbul'da çok ciddi bir taksim sorunu var. var. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Her programınızda da konuşuluyor. Ben artık ucunu kaçırdım yani. Ukome'nin kaçıncı toplantısındasınız, kaçıncı kez reddedildiği bilmiyorum. Ama bir İstanbullu olarak her İstanbullu gibi bu zulmü çok ağır yaşıyorum. Bir İstanbul olarak da söylüyorum elinize sağlık. Yani o cezayı sahiden vatandaştan gelen şikayetleri dinleyerek kesiyorsanız elinize sağlık. Ama bize bu taksi savaşlarına son durum nedir anlatır mısınız? Bu zulüme daha ne kadar devam ediyoruz? Ya yani Bir kere taksi savaşları demememiz lazım. Çok e, taksi esnafımızla karşılaşıyorum ve de üzülüyorum. <laughs> Üzgün olduklarını da görüyorum. Yani bu mesele taksici esnafımızla değil. Bu meselenin e, karşıtı direksiyonun başında saatlerce emek koyan, Taksicimiz de değil. Bakın 18 bin plaka ya taksi var ee, ve 40-50 bin civarında da bu işten ekmek kazanan insan var. Dolayısıyla bu, bu işi lekeleyen, kötü iş yapan, kötüye kullanan belli bir kişi var ise bunlar zaten denetlenmek zorunda ve cezası kesilmek zorunda. O ayrı bir iş.